Türkiye'de kadın futbolu aslında 1973 yılında Dinarsu ve Dostluk Spor'la kuruldu. Ancak ilgisizlik ve takım azlığı nedeniyle onlar kapatıldı. Asıl olarak şu an oynadığımız ligler 2005 yılında başladı. 16 takımla başlandı. Daha sonra 2014-2015 sezonunda takımların çoğalmasıyla beraber birincilik kuruldu, ikincilik kuruldu ve üçüncülük kuruldu. Birincilikte şu an 10 takım var, ikincilikte 15 takım var, üçüncülükte 85 takım olması lazım. Ve şu anda gençler ve yıldız maçları da oynanıyor. Altyapıdaki çocukların, kız çocuklarının gelişmesi için o liglerde devam ediyor. Yani lige katılan her takımın o liglere girme zorunluluğu var ki kadın futbolu daha çok gelişsin ve küçük yaştaki kız çocukları da futbolla buluşabilsin diye. En iyi kulüpler arasında yani şu anda Beşiktaş gözüküyor. Çünkü işte üç büyüklerden sadece Beşiktaş şu an işin içinde ve bu sene ben de takımın bir üyesiyim bu arada ve şampiyonluk yaşadık. Bununla beraber Konak Belediyespor 5 sene arka arka şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan ilk Türkiye'deki lig takımı oldu. Ve ALG yeni kurulan bir takım ancak bu sene çok iyi bir yükseliş yakaladı. Ataşehir Belediyesi şu an Türkiye'de bulunan en iyi kadın futbol takımlarından diyebilirim. Türkiye'de futbolun yalnızca bir erkek sporu olarak görülmesine somut bir örnek bulmak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında küçük bir gezintiye çıkmanız yeterli. Erkek egemenliğinde olan bir branş olarak gözüküyor. Tüm dünya üzerinde bu böyle gözüküyor. Biz kadınlar olarak cinsiyet eşitliğini birazcık azaltmak için aslında bu işin içine girmeye çalışıyoruz şu anda. Bu Dünya Kupası'nda da aslında bütün kadınların, işte Amerika'daki kadınların, İngiltere'deki, Fransa'da oynayan oyuncuların hep bahsettiği şey buydu. Bir bütünlük sağlamak istiyorlardı. Yani kadınla erkek eşitliğini sağlamak istiyorlardı. Hem ücretlerde, hem medyada, hem sponsorluklarda. Çünkü biz de aynı işi yapıyoruz. Biz de 90 dakika boyunca o topun peşinde koşuyoruz. İşte biz de 6 gün antrenman yapıyoruz, emek veriyoruz. Aynı emeğe verdiğiniz bir işten erkeklerin çok fazla ücret kazanıp kadınların daha az ücret kazanması tabii ki burada bizi birazcık motivasyonumuzu etkiliyor diyebilirim. Çünkü ben şu an kadın amiri takımının kaptanlığını üstleniyorum. Ancak hani geçimimi sağlamak için bir iş daha yapmak zorundayım. Belki spora olan tam olarak kendimi spora veremiyorum ve yeterli verimde antrenman yapsam bile dinlenme sürem kısıtlı olduğu için belki de bu yüzden kadın futbolunu geliştiremiyoruz. Diğer ülkelerde bu daha verimli, yani daha çok maaşlar alan kadın futbolcular var. Ancak biz de yavaş yavaş gelişmekte olan bir ülkeyiz. Umuyorum ki ileriki günlerde biz de o çıtalara yükseleceğiz. Üç büyüklerin diğer üyeleri Fenerbahçe, Galatasaray ise kadınlar için birinci, ikinci ya da üçüncü lig ekibi yok. Anlayacağınız Amerika'da eşit ödeme tartışmaları gündemi meşgul ederken Türkiye'de üç büyüklerden ikisinin kadın takımı bile yok. Amerika'daki kadın futbolunun neden bu kadar geliştiğinden bahsedeyim isterseniz. Çünkü Amerika'daki kadın futbolunun gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi orada kadın futbolculara burs veriliyor. Yani üniversitelere girmesi için kız çocukları eğer futbol oynuyorlarsa burslu olarak üniversitelere girip eğitim hayatlarını o şekilde devam ettirebiliyorlar. Erkekler bunu Amerikan futboluyla yaparken kızlar için de kadın futbolunu koymuşlar. O yüzden genç yaşta yani çocuk yaşta aileler bu bursu bildiklerinden dolayı kızlarını hep altyapılara gönderiyorlar. Futbol altyapılarına gönderiyorlar ki üniversite hayatlarında hem eğitimle sporu aynı anda iyi bir şekilde devam ettirirken hem de burslu olarak okuyabilsinler diye. Orada okul takımlarıyla futbol gerçekten birbirine çok empoze olmuş. Ama ülkemiz hani henüz işte bu kadın futbolu okullara yeni yeni giren bir spor dalı olarak geçiyor. Hani altyapılarımız yeni kuruluyor. Bizim o seviyeye ulaşmamız için bizim de altyapılarımızı çok iyi kurmamız lazım. Yani şu an Beşiktaş'ın altyapısı var. Hani buradan kız çocuklarına da sesleniyorum. Eğer futbol oynayacak olan kız çocukları varsa Beşiktaş altyapı kurdu. Ve şu anda oraya en az 8-12 yaş arası çocukları alıp eğitim veriyorlar. Hani bunlar çoğaldıkça, büyük takımlar bu işin içine girdikçe Fenerbahçe, Galatasaray gibi biz de çok onlar kadar iyi seviyelere gelebileceğimizi düşünüyorum. Müzik
Türk kadın amilli takımı ise 1995 yılında kuruldu. Dünya Kupası finallerine gittim. Amerika-Hollanda maçını izledim. Gerçekten çok duygulandım. İnşallah tabii ki hedefimiz bir final maçı oynamak Dünya Kupası'nda. Biz de 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz şu an kadın milli futbol takımı olarak. Grup maçları oynayacağız. O grup maçlarından en iyi şekilde çıkıp orada bir başarı elde etmek istiyoruz. Yani ilk hedefimiz şu anki Avrupa Şampiyonası diyebilirim. Daha sonra işte Dünya Kupası gene grup elemelerine katılacağız. O grup elemelerinden çıkıp yine Dünya Kupası'na katılıyor olmak. İşte Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada bir başarı yakalamak. Hani bu başarıyla popülerlik birazcık eşit gidiyor. O yüzden biz de bu şekilde ilerleyip hani bu kadın futbolunu başarımızla da olsa birazcık duyurmak istiyoruz.